İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber Ankara Merkezi 15 Temmuz stüdyoları. Saatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurduğu Türkiye'de 23'ü, ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Başkan Joe Biden'la görüştüğü Washington'da 15'i, Rusya lideri Putin'in ülkesinin Ukrayna'daki savaştan sorumlu olmadığına inandığını ve her iki ülkenin de bir trajediyi paylaştığını söylediği Moskova'da 23'ü, 10 bin aşkın hemşireden sonra ambulans çalışanlarının da greve çıktığı ve halka çok sarhoş olmayın, sadece öleceğinizi düşündüğünüzde 999'u arayın dedikleri İngiltere'de 20.01'i, yaşları 13 ila 16 yaşındaki 8 genç kızın 59 yaşındaki evsiz bir adamı bıçaklayarak öldürmelerinin şokuyla sarsılan Kanada'nın Toronto kentinde de 15.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Haftanın 3. gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca yılın 355. günü olan 21 Aralık 2022 Çarşamba'da Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri ekranlarınızda taşıyacağız. Yeni yıla kaldı 10 gün ve TRT Haber'de gece bakışı günün manşetleriyle hemen başlıyor. Evet, günün manşetleri diyeceğiz. Asgari ücret yarın açıklanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında artık sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurdu. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili tüm alanlarda değerlendirmeler yapıldığını belirtti. İnşallah hayırlı bir neticeye varırız. Herkesin söylediğiyle adım atacak halimiz yok dedi. Randevuya gitmeyenlere yaptırım kararı. Ekim ayında her 5 kişiden biri kısa adı MHRS olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aldığı hastane randevusuna gitmedi. Sağlıkta aksamalara yol açan bu durum nedeniyle Sağlık Bakanlığı yaptırım kararı aldı. Gitmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler bundan sonra aynı branşta 15 gün yeni randevu alamayacak. 15 gün bekleyecek. 13 işletmeye fahiş fiyat cezası geldi. Fiyatlarındaki sebepsiz artışlara yönelik denetimler sürüyor. Rekabet Kurumu'nun zincir marketlerdeki fiyatlara ilişkin başlattığı soruşturma tamamlandı ve 13 işletmeye marketlerdeki fiyatları yükselttikleri gerekçesiyle yaklaşık 879 milyon lira para cezası verildi. Geçtiğimiz günlerde de 5 zincir markete 2 milyar 700 milyon lira ceza kesilmişti. Bunlar gündemin öne çıkan haberlerinden bazılarıydı. Bu manşetlerin ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de haftanın 3. gece bakışı hemen başlıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında bir konuşma yaptı. Ve partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuştu. Yeni rakamın yarın açıklanacağını söylemişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmeye ilişkin bilgilerimiz neler? Bunları öğrenmek için kameralarımızı evet Ankara'ya çeviriyoruz ve detayları Muhammed Ali Pehlivan aktaracak haber merkezinden. Muhammed Ali. Evet, siz de belirttiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti. Görüşme sürüyor. Görüşmenin gündem maddesi ise asgari ücretin belirlenmesi. Bu sürece nasıl gelindi isterseniz ona bakalım. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğini ve bu rakamı belirleneceğini, yarın da açıklanacağını söylemişti. Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 3 kez toplandı 7-14 Aralık'ta ve son olarak da dün yani 20 Aralık'ta bir toplantı
gerçekleştirdi. Üçüncü toplantıda aslında asgari ücretin belirlenmesi, açıklanması bekleniyordu. Ancak toplantı sonrasında işçi kesimini temsilen Türk İş Başkanı Ergün Atalay 9.000 lira olmazsa teklifimiz bu şekilde, 9.000 lira olmazsa masaya oturmayız açıklamasında bulunmuştu. Önceki toplantılarda da yine TÜİK verileri değerlendirildi. Yine aynı zamanda anketler incelendi. 3 toplantının sonunda asgari ücret açıklanmadı. Milyonların gözü kulağı da yarınki açıklamada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gündemindeydi. Akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşeceğini ve konunun netleştirileceğini ifade etmişti. İşte o görüşme Beştepe'de yapıldı, yapılıyor. Şu anda görüşmeler sürüyor ve bu kapsamda da yarın da milyonların gözü o açıklamada olacak. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından 2023 yılından itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri de vardı. Türk İş Başkanı 9.000 liranın altında olursa masaya oturmayız demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu soru da soruldu. Biz dedi her söylenenle adım atamayız. Sırtımızda 85 milyonu taşıdığımız bir küfe söz konusu dedi. Ve bu kapsamda da akşam saatlerinde ilgili bakanla Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin belirlenmesi konusunda. Defaatle de zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanları hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyecekleri açıklamasında bulunuyordu. Ve bu kapsamda da akşam saatlerinde yapılan görüşmede asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. Yarın da asgari ücretin 2023 yılında belli olacak, asgari ücretin açıklanması bekleniyor Fuat Kozluklu. Beştepe'de asgari ücret görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le notları, ayrıntıları aktardı. Muhammed Ali Pehlivan, çok çok teşekkürler, kolay gelsin diyoruz. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret davasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sevinçle kucaklaşarak, çak yaparak bayram havasında kutlayanlar var ifadesini kullandı. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul gibi sözlerine de gönderme yaptı. Bay Kemal, oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde dedi. İşte ayrıntılar. CHP'nin başındaki zat birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili ne diyor? Biz baba oğul gibiyiz. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadık. YSK üyelerine hakaret davasında mahkeme kararının ardından yaşananları değerlendirdi. Altılı Masa'nın hangi oyunları çevirdiği bizi ilgilendirmiyor dedi. Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, çak yaparak bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız? Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız? Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik hesapları yapanlar mı ararsınız? Daha Bismillah demeden altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında kürsüdeydi. Başörtüsü konusunda AK Parti'nin verdiği anayasa değişikliği teklifini hatırlattı. Tartışmalar, tüm partilerin demokrasi, hak ve özgürlükler konusundaki samimiyetini gösteren bir turnusol kağıdı işlevi de görecektir. Bu işin öyle parti toplantılarında kürsü yumruklamakla, gece yarısı videolarla yayınlamak da olmayacağına, gerçek niyetin ve tutumun böyle durumlarda ortaya çıkacağına hep beraber şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi konusunda her geçen gün yeni adımlar atıldığını söyledi. Kızıl Elma'nın başarıyla gerçekleşen 5 saatlik uçuşuna değindi. 2023 yılında 25 yeni projenin uygulamaya geçeceğini belirtti. Dikkat ederseniz biz bu projelerde mesafe kat ettikçe içeride ve dışarıda birilerinin rahatsızlığı artıyor.
Hadi dışarıdakileri anladık. Çünkü attığımız her adımla bizimle ilgili asırlık planları bozuluyor. Peki içeride birileri bunlardan niye rahatsız oluyor? Çünkü onların da foyaları meydana çıkıyor. Erdoğan muhalefetin projeler konusundaki tavrına da tepkiliydi. Kendilerinden yakında Karadeniz'de çıkardığımız gazı havaya salacakları, açtığımız petrol kuyularına beton döküp kapatacakları, uçurduğumuz insansız hava araçlarının kanatlarını kıracakları, sınırlarımız boyunca kurduğumuz güvenlik hatlarını yaracakları gibi herhalde performanslar bekleyebiliriz. İstanbul Saraçhane ile başlayan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki tartışma yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'ndan gelen İçişleri uyarısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndansa sürpriz bir açıklama geldi. İmamoğlu, adayımız Kılıçdaroğlu'dur dedi. Habersiz düzenlenen mitingler, karşılıklı üstü kapalı mesajlar. Meral Akşener'in Saraçhane hamlesi CHP'de karşılık buldu. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya çağırdığı İmamoğlu üzerinden altılı masa ortağına mesajını böyle verdi. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Mecliste grup toplantısının ardından İstanbul'a dönen Ekrem İmamoğlu da sürpriz bir açıklama yaptı. CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Karşılıklı açıklamalarda söz sırası ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'deydi. Kılıçdaroğlu'nun iç işlerimize karışmayın uyarısına cevabını meclis kürsüsünden verdi. İyi Parti olarak biz de amasız fakatsız onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Kim ne derse desin, yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Tartışmaya Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da dahil oldu. Enginyurt, Saraçhane mitingi öncesinde İmamoğlu ve Akşener'in baş başa görüştüğünü anlattı. Kendilerinin yok sayıldığını söyledi. Bu toplantı sadece Sayın Akşener'le Sayın Ekrem İmamoğlu arasında bir 5 dakika süren bir toplantı var. Ekrem İmamoğlu sadece Sayın Akşener'i konuşmacı olarak davet etti. Orada bize konuşma dahi teklif bile edin. Evet, önümüzdeki Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin süreç tüm hızıyla devam ediyor. Ve zaman daraldıkça siyasi kulisler de hareketleniyor. Hareketlik daha da artıyor. Hareketlik var ama daha da artıyor. Cumhur İttifakı aylar önceden adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran'da yapılacak seçimde de aday. Altılı masada ise aday belirleme süreci devam ediyor. Partiler ortak bir aday mı gösterecek yoksa birden fazla adayla mı seçime gidecek? Henüz belli değil. Tartışma da bunun üzerinden yapılıyor. Konuklarımızla süreci konuşacağız. Ankara stüdyomuzda siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. İstanbul stüdyomuzda Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Abdurrahman Babacan konuğumuz. Yine gazeteci, yazar, meslektaş Nedim Şener yorumlarıyla yayınımıza katılacak bir diğer isim. Hoş geldiniz diyorum bütün konuklarıma. Hoş bulduk. Altılı masada aday belirleme süreci devam ediyor dedik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adayın genel başkanlardan biri olması gerektiğini açıkladı. Altını çizdi, vurguladı. Liderler aday sizsiniz derse elbette adayım dedi. İyi Parti yapılan açıklamalara göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Pek sıcak bakmıyor, evet. Belki de hiç sıcak bakmıyor, bilmiyoruz. Diğer genel başkanların ne düşündüğü ise hiç belli değil. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı istenmiyor mu? Murat Hocam sizden başlayalım. Doğrusu bütün masa için bunu söyleyemeyiz ama özellikle İyi Parti'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği çok açık. Hani burada bir dökümünü yapmamıza gerek yok. O kadar çok açıklama sözcülerinin, Sayın Akşener'in açıklaması var ki
bir defa kazanamayacak aday formülü, özür dilerim, kazanabilecek aday formülüyle. Bir teknik sorun yaşıyoruz. İkimiz önemli. Karanlıktayız şu anda. Evet, ama evet. Sesimiz duyuluyor. Evet, buyurun. Kazanabilecek aday formülü üzerinden bu tartışmanın yaşandığını ve birçok sözcüyle hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partili temsilcilerin birbiriyle tartıştığını biliyoruz. Aynı zamanda bu iki partiye yakın gazeteciler de saf tuttu. Meral Akşener, İyi Parti'nin genel başkanı, ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yer alan iki isimden bahsetti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bunlar Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alabilirler. Ve Kılıçdaroğlu bunları masaya getirirse biz bu isimleri destekleriz diye açıkça ifade etti. Bu aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla masaya gelmeyin demekti. İlk olarak Mansur Yavaş dedi, sonra Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden sonradan Ekrem İmamoğlu'na çevirdi ibreyi İYİ Parti? Valla belki şöyle düşünmek lazım. Mansur Yavaş'ın siyasi geçmişi biraz İYİ Parti'ye daha yakın. O yüzden de Mansur Yavaş'ın bir başarısı kaybetse bile Meral Akşener'den daha fazla oy alacak olması belki de İYİ Parti'de ileride bir genel başkanlık tartışmasına yol açabilirdi. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nu daha çok tercih ettiği söylenebilir. Bir de tabii Mansur Yavaş'a ilişkin HDP'nin bir takım açıklamaları oldu. PKK ile ilintili HDP. Evet. Kendileri söylediği için ben bu vurguyu yapmakta beis görmüyorum. Evet, yani dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bu bakımdan da tercih edilmiş olabilir. Ama netice itibariyle bu aradaki rekabet, anlaşmazlık seçime doğru giderken adayın henüz belirlenmemiş olması ve aynı zamanda aday meselesini unutturacak bir ortak siyasi mutabakat metninin de ortaya çıkmamış olması gerginliği artırdı. Nihayet bir mahkeme kararı etrafında yaşanan tartışmalar gerginliği biraz açıklamalar üzerinden giden gerginliği sahaya taşıdı. Hatırlayalım hemen. Bu kararın alınması öncesinde, daha karar alınmadan, Ekrem İmamoğlu 16'da karar ne olursa olsun bir miting yapma kararı aldıklarını Saraçhane'de açıkladı. Önceden planlandığı çok aşikar dövizler hazırlanmış, pankartlar evet. Hazırlanmış, davetler yapılmış, tweetler atılmış. Evet. Kılıçdaroğlu'nun haberi yok ama. Kılıçdaroğlu'nun haberi yok ve Kılıçdaroğlu daha da vahimi Almanya'ya gitmiş istişarelerde bulunduktan sonra, Ekrem İmamoğlu'yla da istişarede bulunduktan sonra ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yokluğunda Meral Akşener, İYİ Parti'nin genel başkanı, sahanın domine edici genel başkanı, aktörü, tanzim edicisi sıfatıyla geldi. Ve tabii ondan sonraki fasıl, mahkeme kararında ortaya çıkmasıyla beraber gerçekten kamuoyunda siyaseti takip eden bütün yorumcuları şaşırtan bir takım tuhaflıklar ortaya çıktı Fuat Bey. İşte bu karara ilişkin kendilerini servis ettiği üstelik. Yani başka bir isim, bir gazeteci ya da muhalif birisi oradan kaydedip servis etmedi. Karar açıklandıktan sonra Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener'in sevinç gösterisi ve bunun çak falan böyle el hareketleri. Evet. Sahaya da yansıması, miting meydanına da yansıması ve orada yine aynı şekilde Akşener'in takdim etmesi İmamoğlu'nu. Buradaki yakınlık Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi anlamda bir rahatsızlık meydana getirdi. Daha önce bunlar dile getiriliyordu bir şekilde ama bu müdahale artık çok açık bir şekilde, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine yönelik bir müdahale haline geldi ve doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konularda, başka birçok konuda bazen liderlikle ilgili problem yaşıyor ama parti işlerinde ciddi bir liderlikle duruma vaziyet ettiğini, hakim olduğunu ve netice itibariyle de buradaki kendisinin aleyhine görünen havayı bu vaziyet edişiyle beraber kendi lehine çevirecek bir performans sergilediğini gördük. Meseleyi bir yandan soğuttu. Diğer yandan İmamoğlu'nu saha dışına, partinin sahası dışına çıkan İmamoğlu'nu partinin içine çekti.
hiyerarşideki yerini hatırlattı. Bu aynı zamanda bir yani öyle kullanıldığı için söyleyeceğim. Hani sopa denir ya, sopayı hatırlattı. Diğer taraftan da kendisinden sonra bir gelecek vaat ettiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde buna da havuç denir ya, bir havuç vaat etti. Böylece netice itibariyle Ekrem İmamoğlu bugün itibariyle geldiğinde işte bir gazeteciye yaptığı açıklamada direnecek bir hava vermiş olmasına rağmen bugün itibariyle evet, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin onun ifadesini de böylece hani oğlum ifadesini de kabul etmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin babası olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açık olduğunu ifade etmiş evet, oldu. Şimdi bugün dikkat ederseniz ama hani meselenin tam kapanmadığını Sayın Meral Akşener'in bu sefer Mansur Yavaş'ın adını zikrederek biz ona da sahip çıkarız diyerek kendileri açısından meselenin kapanmadığını ishar eden bir konuşma yaptığını da evet, hatırlatarak ben hani tamamlamış olayım. Bilahare devam ederiz. Yani burada parti içindeki başat çelişki olarak görülen Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çelişkisinde tam beklenenin aksine sanki orada öyle bir kampanyayla Saraçoğlu, Saraçhane'de Sayın İmamoğlu'nun adaylığı ilan edilecekmiş gibi bir hava sergilendi. Ama tam aksine bir durum ortaya çıktı. Şimdi bu meselenin yeni bir çelişki olarak Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu üzerinden kurulup kurulmayacağı, kurulmayacaksa da bu sefer daha hani arada CHP'li isimlerin olmadığı doğrudan Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı'nın karşı karşıya kalacağı altılı masadaki bir tartışmaya doğru evrilmesi ihtimali de var. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi gazeteci yazar Nedim Şener diyor ki Kılıçdaroğlu boşuna uğraşıyor. Altılı masanın beşlisi dış güçler İmamoğlu için devrede diyor. Nedim Şener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti öncülüğünde altılı masa tarafından aday gösterilmesi mi hedefleniyor ve bu sayede İmamoğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki kopuş mu engellenecek? Ne dersiniz? Bu başlıktan hareketle ben sorayım dedim. Evet. Şimdi ben hala İmamoğlu'nun adaylık peşinde olduğunu düşünüyorum. Yaptığı açıklamaya bakarsanız Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olduğunu söylüyor. Altılı masanın adayı olması gerektiğini söylemediği gibi ben aday değilim demiyor farkındaysanız. Yani ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gelecek döneme hazırlanıyorum. Bu dönem şu işleri yaptım, yapıyorum. İkinci dönemime hazırlanıyorum. Benim amacım partimin İstanbul'daki şeyidir, büyümesidir gibi bir söz çıkmıyor ağzından. Hala takım metaforu üzerinden oyuna girebilirim, şöyle yapabilirim, teknik direktöre bağlı falan. Şimdi burada ilginç bir şey var. Teknik direktör isterse oyuna sokar falan filan diye bir cümle söylemişti. Futboldan da iyi anladığı anlaşılıyor. Çünkü kulüp yöneticiliği de var zamanında. FETÖ kanallarına bağlanıp yorum yaptığını biliyoruz ya. Şeker soruşturmasını. Şimdi teknik direktör, tabii teknik direktörlük konusu gündeme gelince ben şöyle bir tweet attım. Yalnız dedim kulübün başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teknik direktör de, hatta taktik direktör de Meral Akşener. Saraçhane'deki o şov o el birliğiyle hazırlandı. Dolayısıyla ben hali hazırda Meral Akşener'in bu işten kolay kolay vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Nitekim birçok kanala da yansıdı. İYİ Partili Yavuz Ağralioğlu Ekrem İmamoğlu projesinin Meral Akşener'e ait olduğunu söyledi. Onun desteğiyle bu noktaya geldiğini söyledi. Ve CHP'ye herhangi bir borçların olmadığı gibi bu projenin yürümesinin kendi çabaları olduğunu anlattı. Yani dolayısıyla neydi o çaba? Yerel seçimlerde hatırlayacaksınız. Biz ne biliyorduk? CHP'nin bir ilçe belediye başkanı %14 tanırlığı var. Partisi bile tanımıyor. Ama 2018'in aralığında aday gösterilip Mart'taki seçime hazırlanıyor. Tanırlık olan %90'lara kadar çıkıyor. Bu neyle oluyor? İşte İYİ Parti'nin, diğer partilerin desteğiyle. Nitekim hatırlayacaksınız CHP'ye yakın gazeteciler, eski milletvekili yapan Barış arkadaş dahi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da İYİ Partilerin ihalelerle, makamlarla nasıl ödüllendirildiğini, karşılığını aldığını anlattı. Zaten iş öyle yürüyor. Farkındaysanız
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili o tartışmalarda pek CHP'ler adı geçmiyor. CHP'ler belediyeden uzak tutuluyorlar. Zaten CHP içinde, yani daha doğrusu İstanbul özelinde Canan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasındaki gerilimlerin daha sonra kavgaya dönüşmesi bu adaylık süreciyle ilgili biraz da temelinde bu yatıyor. Yani oradaki paylaşım, rant paylaşımı İmamoğlu ve İyi Partiler arasında süre geliyor. Dolayısıyla ortada şu açık. İmamoğlu evet Ankara'ya çağrılıp hizaya sokulmuş olabilir. Ama kendisi hala şunu biliyor. Bu belediye başkanlığı dönemi onun son görev dönemi. Yani CHP'yi azıcık tanıyorsak, CHP demek teşkilat demektir. Yani örgütsel güç demektir. Ve CHP kadro yönetim biçimini biliyorsak, tanıyorsak bu yaptıklarını onun yanına bırakmazlar. Ne yaparlar? Şimdi bir fotoğraf Trabzon'daki şeydir, Karadeniz gezisindeki bir fotoğraf üzerinden. Sonra işte sanatçısı, yazarı, çizeri desteğini çeker, linç ederler, itibarsızlaştırırlar. Ve bugün olduğu gibi adaylık konusunda ismi 6. sıralara kadar düşürürler. CHP'yi biliyorsak bir yandan da homojen bir parti kültüründen ziyade hiziplerin güç kavgası, güç devşirmeye çalıştığı bir parti görüntüsü de ben en azından 40 yıldır böyle hatırlıyorum. Ama hep kasa kazanır. Yani örgütü elinde tutan kazanır. CHP öyle bir partidir. Yani öyle hizip olabilir, şey yapabilir ama hep kasa kazanır. Örgütü, delegeyi elinde tutan birçok parti öyledir ama birçok parti büyük zararlar alır ama burada hep kazanan CHP yönetimidir. O yüzden CHP yönetimini kim elinde tutuyorsa o kazanır. Şimdi İmamoğlu ne yaptı? Meral Akşener'le bir süredir bir plan içinde evet. Adaylığını öne sürmeye çalışıyor. Bu davayla ilgili verilen kararda bunun için tam şeyin adaylığını ilan edileceği gün olarak belirlemek istedim. Yani o yeni başlıyoruz derken aslında anlatmaya çalıştıkları bu. Evet. Ve buradan da bir Erdoğan'a benzer bir hikaye, Erdoğan hikayesine benzer bir şey yapmaya çalışıyorlar. İşte ve uluslararası basına da bu yönüyle de haber oluyor. Yani Financial Times işte Erdoğan'ın yolundan giden falan filan diye şey veriyor ya da başka gazeteler buna benzer örnekler veriyor. Ama bugünkü olay, bakın İmamoğlu'nun ne kadar aslında zayıf olduğunu parti içinde ve örgüte de kafa tutamayacağını buradan görüyorsunuz. Ne yaptı? Bir aileyiz biz. İşte efendim Kılıçdaroğlu da CHP'lerin başkanıdır. Peki Erdoğan'ın hikayesinde ne var? Erdoğan'ın hikayesinde bir 4 yıllık belediye başkanlığı var. Ardından bir hapis süreci var. Ondan sonra kendi çizdiği bir yolda Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarak eskiye karşı mücadele ediyor. Yani kendisinin tanımladığı aksaçlılar dedikleri o zamanlar yani mevcut partiye, o gün içinden çıktığı parti yönetimiyle mücadeleye başlıyor. Oradan kadroları alıyor evet. Ve yolunu öyle çiziyor. Şimdi İmamoğlu hazırcı. Yani nasıl şöyle diyelim, babası müteahhitlik sektöründe büyümüş, onun işinin başına gelmiş, o işi öyle büyüten birisi. Burada da hazırcılık yaptı. Beylikdüzü Belediyesi'nden, yani insan şuna bakar, beni tanıyan kimse yok, ya bir anda ben ülkenin umudu haline geliyorum, ya bir saçmalık var bunda falan. Ben size bir şey söyleyeyim, ben cezaevinden çıkınca bir parti bir ilçede belediye başkanlığı konusunda benim adımı geçirmeye kalktı. Vallahi lafı ağzına tıkadım. Dedim ki siz kimsiniz ya? Hani bırakın belediyecilik anlamadığım bir şey olmayı. Hani ben kimim ki toplumda gideceğim insanlardan oy alacağım. Onlar bana niye oy versinler falan. Ya insan biraz kendini bilir. Biraz CHP içinde hani bir siyasi mücadelen olur. İnsanlar seni tanır. Sen 3 aylık bir projeyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı elde ettin. Ve sen İYİ Parti'nin yine bir projesi olarak Cumhurbaşkanlığı'na hazırlanmaya çalışıyorsun. Ama bastığın taban CHP. O CHP tabanını tanımadan adamı linç ederler, adamı mahvederler. Evet, bakın evet. Gideceği yok. Eğer ısrar etseydi, bugünkü açıklaması yine söylüyorum, onu adaylık kapısını kapatmadı. Ama eğer ısrar etseydi, daha dikine gitseydi, onu Muharrem İnce'ye çevirirlerdi. Ne demek istiyorum? Cumhurbaşkanlığı seçiminde %30'un üzerinde oy almış, milyonlarca kendi tarifleriyle milyonlarca insan onu Maltepe mitingi dahil olmak üzere 60 ilde mitingler yapmış.
Efendim çok ünlü televizyoncular ekranlara çıkarıp Muharrem Bey güzellemeler yapmışlar. Bugün hani meslekte duayen dediğimiz insanlar, ünlü insanlar, ünsüz insanlar yer gök Muharrem İnce kaynıyordu. Sokaktaki seçmen de Muharrem İnce şarkıları söylüyorlardı. Evet. Bugün yüzüne bakan yok. Neden? Evet. Bir insan şöyle, insan siyasi bir tutarlılığın varsa, eğer bir kişinin adıyla umut besliyorsan o umut hiç sönmez. Ama sen güdülen bir siyasi politik bir kişiliksen, evet, yani senin önüne dün Ekmelettin İhsanoğlu'nu koyuyorsan, ona oy veriyorsan, efendim Abdullah Gül dediği zaman sesini çıkarmıyorsan, Muharrem İnce deyip onun peşine koşuyorsan, evet, bugün İmamoğlu diyorsan, ya insan bir durur düşünür. Ya arkadaş, ben koyun muyum? Ben insanım ya. Benim önüme her koyduğunu aday yapıyorsun ve ben gidiyorum onu. Hani bir tane, anladım, sosyal medya şeyi vardı, fenomeni, tuvalet terliğini koysalar oy vereceğiz noktasına gelmiş insanlar, memlekete akıl, ülkeyi yönetme şeyi, vizyonu vermeye çalışıyorlar. Yani insan, bakın baştan sona, bir de bugün mesela ben deminden Murat Karayalçın'ın bir programdaydı, tarifi şu: 6 partili bir koalisyon yönetecek bu ülkeyi diyor. Ya düşünebiliyor musunuz ya, Türkiye Cumhuriyeti'ni biz hani kendisi ikili koalisyonu, DYP-SYP koalisyonunun ne kadar zorlandığını anlatırken diyor ki 6 parti bir koalisyon yönetecek bu ülkeyi diyor. İyi de insanlar oy verirken koalisyona oy vermeyecekler ki. Bir tane cumhurbaşkanına oy verecekler. Evet, bu evet, seçmene saygısızlık değil mi? Evet. Yani ben Ahmet'e mi, Ali Veli neyse, her kimse ona oy verecek insanlar. Ama sen diyorsun ki hayır, bu ülke 6. Peki hangi şeyle sahiple? %25 CHP'nin oyu var, %10 İYİ Parti'nin oyu var. Peki masanın yedincisi nerede arkadaşlar? Masanın yedincisi, sen altılı diye tarif ediyorsun, yedincisi diyor ki, bakın milletvekili bir polis memurunun karşısına geçip ne diyor? Altı ay sonra hesap soracağız senden. Ne diyor? Evet. 6 ay sonra hesap vereceksin, korkuyorsun değil mi diye, kendisi mazlum rolü oynayan bir milletvekili, evet, etnik kimliğinden, politik duruşundan dolayı hep mazlumu oynayan adam, azıcık bir umut gördüğü zaman nasıl bir ceberrute dönüştüğünü görüyoruz. Bu adamların iktidarında ne olur? Ben size söyleyeyim, çok çok kötü olaylar olur. Yani evet, onlar evet, zannediyorlar ki bu ülkeyi böyle hazır birileri pat diye teslim edecek falan filan. Bu ülkede bir millet var yani, o şuur başka bir şeydir. Evet. Dolayısıyla ben, peki, çok çok şey, karmaşık bir tablo görüyorum ve ama Kılıçdaroğlu, ben hep baştan beri söylüyorum, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı olabilir. Evet. Ama altılı masanın adayı olarak kolay, yani çıkamayacak neredeyse. Anladım. Ben size söyleyeyim. Anladım. Yani o Meral Akşener yine oyuna devam edecek. Futbol üzerinden, metaforu üzerinden, oyun üzerinden süreç ilerliyor. Peki. Ve bu oyunun aktörleri kendileri zaten kim olduğunu belli ediyorlar. Ve o masanın adayı bence şey olamayacak, Kılıçdaroğlu olamayacak. Doçent Doktor Abdurrahman Babacan İstanbul Stüdyosu'nda konuğumuz. Sayın Babacan, altılı masada aday belirleme polemiği. Şimdi görüyoruz ki karşılıklı açıklamalarla özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında tırmanıyor. Yaşanmıyor. Giderek de tırmanan bir tablo söz konusu, bir durum söz konusu. Altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında liderlik mücadelesi mi var diye sorayım size. Ve bu masa dağılır mı? Masa dağılmaz. Benim kanaatim masanın dağılmayacağı kanaati var. Bütün yapısal problemlere, bütün aslında varoluşsal problemlere rağmen masada, çünkü çok ciddi tenakuzlar var. Hem hitap ettikleri sosyolojik kitle, hem geldikleri siyasi ideolojik arka plan, hem müfredatları, yani ne olduğu, mesela İYİ Parti için daha ne olduğunu anlayamadığımız müfredat var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bir son 10 yılda geçirdiği iç evrim var. Bunların sonrasında ortak bir vizyona, ortak bir projeksiyona hitap edip edemeyecekleri, söz gelimi herhangi bir kriz çözme aşamasında nasıl reaksiyon verip ortaklaşa bir aksiyon alıp alamayacakları gibi bir sürü temel varoluşsal ve yapısal problemlere rağmen masanın dağılmaması konusunda hem iç dinamikler hem dış dinamikler oldukça meseleye bütünüyle vaziyet etmiş gibi görünüyorlar. Dış dinamikler derken? Burada masanın
Yani son dönemde bir haftalık, sadece şöyle bir haftalık bizi izleyen vatandaşlarımız da pekala internetten arama yapabilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak Almanya'ya, İsveç'e, Finlandiya'ya, farklı ülkelerden gelen Dışişleri Bakanlığı nezdinde yahut bizatihi başkanlık düzleminde gelen açıklamaların tonuna da bakıldığında bu meseleyi aslında maalesef doğrusu Türkiye'nin 2023 seçimlerini doğrudan kendi meseleleri olarak ele alan bir yaklaşım tonu hakim uluslararası camiada. Anladım. Özellikle de devletlerde, evet. Ve o devletleri bir şekilde temsil eden düşünce kuruluşlarında yahut işte önemli ana akım medyalarda yazan isimler. New York Times'a bakın, Wall Street Journal'a bakın. Buralarda ara ara Türkiye ile ilgili çıkan analizler hep aslında bu ortak vurguya dayanıyor. Türkiye'den ve işte muhalefete yapan, kendi cephesi, internet sitelerini de fonlayan ülkeleri de burada vurgulamak isterim. Onların fonladığı var. Tabii. İçimizdeki Amerikalılar, Almanyalılar, İngilizler diyeyim. Peki buyurun devam edin. Öyle. Evet, öyle. Dolayısıyla hani masanın dağılmaması konusunda sonuna kadar bütün varoluşsal ve yapısal problemlere rağmen sonuna kadar bir iradenin son safhaya kadar işletileceğini öngörebiliriz. Fakat burada tabii masanın fiili olarak ya da görüntü olarak dağılmaması esasen masaya ve masanın verdiği, seçmene verdiği, kitleye verdiği mesaj anlamında bir bütünlük müdür? Orada masa açısından büyük problemler var. Yani şimdi baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ve Cumhuriyet Halk Partisi ile özellikle masanın büyük ortağı olan İYİ Parti arasında açıktan bir restleşmeye, masanın diğer paydaşlarının da buna nasıl angaje olacaklarına dair bir öngörümüz de pekala olabilir. Ama onların şimdilik en azından siyasi temsiliyette ağırlıklarının çok fazla olmadığını düşünürsek belki temelde 3 tane temel aktör, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ve HDP arasında bir restleşme yahut bir uzlaşma. Şimdi burada ne olacak? Bu çünkü bizi aynı zamanda masada çoklu aday mı yoksa ortak aday mı sorusuna taşıyacak bir soru. Buna vereceğimiz cevap aslında buna göre şekillenecek. İkincisi, nasıl bir cumhurbaşkanı adayı, söz gelimi, ortak aday belirlendi diyelim. Yani bu şu safhada Sayın Kılıçdaroğlu'nun epey bir zamandan beri adaylık konusunda oldukça ileri mesafe kat ettiğini de hesaba katarsak, bu saatten sonra geri dönüşü Sayın Kılıçdaroğlu açısından hem CHP içinde, hem CHP kadrolarına dönük, hem kitlesine dönük, hem de genel Türkiye kamuoyuna dönük çok, evet, ciddi bir yara almış olması anlamına gelir ve kendi bindiği dalı kesmesi anlamına gelir. Dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar meseleyi zorlaması kendisi açısından da, siyasetin rasyonel kuralları ve zemini açısından da bence makul, anlamlı, kendi içerisinde tutarlı en azından. Evet. Fakat burada tabii İYİ Parti'nin pozisyonu, Sayın Akşener'in pozisyonu, evet, katılıyorum az önceki yorumların hemen tamamına. Sayın Akşener vazgeçecek gibi görünmüyor. Tam tersi, sürekli olarak CHP'nin üstelik kendi içerisinden 2019'da yerel seçimlerde bir şekilde bir çeşit siyaset mühendisliği üzerinden siyaset sahnesine sokulan, klasik CHP'li olmayan iki tane aktör, iki tane büyük şehrin, evet, belediye başkanları üzerinden dışsal bir baskı yaratan, sürekli bir dışsal baskı yaratan bir aktör konumunda Sayın Akşener. Evet. Fakat burada da karşılıklı bir çıkar ilişkisi olduğu kanaatindeyim ben. Yani Sayın Akşener'in ne Sayın Yavaş'a ne Sayın İmamoğlu'na çok da çok sempatiyle baktığından değil yahut kişisel bir muhabbeti olduğundan değil, karşılıklı bir çıkar ilişkisi var. Bu, o da şu, yani Sayın Akşener meseleyi tamamen ortak adaylığı Sayın Kılıçdaroğlu'na kaptırırsa, bırakırsa, bu aynı zamanda muhalefetin, yani o CHP ile İYİ Parti arasındaki ortak sosyolojik kesim diyebileceğimiz, evet, işte bir şekilde daha laik, seküler, milliyetçi blok diye adlandıracağımız ortak kesite tamamen Cumhuriyet Halk Partisi de dahil Sayın Kılıçdaroğlu'na ortak kesiti kaptırması anlamına gelebilir. Dolayısıyla bunu da büsbütün Sayın Kılıçdaroğlu'nun meseleyi domine, evet, etmesini de istemiyor. Bu yüzden de Kılıçdaroğlu'nun karşısına tam da CHP'nin içerisine bir dinamiti koyacak şekilde bizatihi CHP'nin iki büyük genel başkanını sürekli olarak dışsal bir baskı unsuru olarak kullanıyor. Evet. Bundan tabii Sayın İmamoğlu da pekala
hoşnut. En son geçen haftaki bu şu an gösterdiğiniz sarılma görüntüleri ve orada Sayın Kılıçdaroğlu'ndan pekala rol çalma durumu da bize gösterdi ki Sayın İmamoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki hakimiyetini kırmak için evet. Sayın Akşener'in kendisine verdiği bu güçlü desteği ve vermeye de devam edeceğini öngördüğümüz bu güçlü desteği pekala sürdürmesini istiyor. Bu yüzden karşılıklı bir çıkar ilişkisi var orada. Anladım. Fakat bu çıkar ilişkisi son tahlilde bakıldığında altılı masa ve muhalefetin geneli açısından tam da seçime doğru gidilirken üstelik başkanlık seçimine gidiyoruz. Yani bu başkanlık seçimi kampanya sürecini zannediyorum muhalefet yeteri kadar tam idrak edebilmiş değil henüz. Çünkü başkan adayı olacak kişinin kendisini, projelerini, artılarını, eksilerini, hı hı. yapabileceklerini anlatabilmesi için bir zamana ihtiyacı var ve bu zamanı kendi kendilerine daraltmaya başladılar. Bu da seçmen nezdinde hele hele Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı bunca ciddi siyasi hamleler yapmışken evet. doğrusu seçmen nezdinde muhalefet açısından çok büyük bir problem. Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Belediye başkanlarımız görevlerinin başında diye konuştu, açıklama yaptı ve İYİ Parti'nin duruma müdahaleliğinden duyduğu rahatsızlığı çok çarpıcı bir biçimde dile getirdi. Meral Akşener'in açıklamalarını, Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen mahkeme kararının ardından da İstanbul'a giderek İmamoğlu'na açık destek vermesi, sarılma fotoğrafları, çak yapmaları büyük bir tartışma konusu. Murat Hocam, evet size döneyim. Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine karıştığını düşünenlerden misiniz? Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki dinamikler bu süreci nasıl bertaraf edebilecekler? Belli ki dominant bir isim var. Yani 28 Şubat sürecinde koalisyon hükümetini dağıtan kişiyim sözü de artık kamuoyuna mal oldu Akşener'in. Şimdi Refah ana yol muydu? Ana yolu kastetti. Refah anayı kastetti evet, daha doğrusu. Evet. O şimdi Sayın Akşener'in dediğiniz gibi o hat üzerinden geldiğimizde Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki performansı da dikkate alındığında iyi bir hizipçi ve siyasi formüle etki edecek hamleler yapabiliyor. Ama bütün bunlar netice itibariyle biraz önce Nedim Şener işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hani genel olarak bir örgüt yapısı var ama burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında o örgüt yapısını aşan başka bir şey var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemşerileri, mesela İYİ Partililer rahatsız oldu, ona bir de hani mezhep boyutu falan kattılar. Sayın Kılıçdaroğlu delegasyonu ve teşkilatı partisini değiştirmekle beraber bir takım ideolojik çerçeve içerisinde teşkilatı ve delegasyonu tamamen kendi hizbinin kontrolü altına aldı. Nedim diğer aktörleri yazdı zaten. Evet, diğer aktörleri de tasfiye etti. Şimdi Sayın Akşener'in de bu ittifakı dışarıdan kendilerince destekleyen siz de işaret ettiniz, diğer konuşmacılar da dış alemden gelen destekçiler de güçlü siyasi partilerin geleneklerin olmasını istemiyorlar. Yani onlar partisiz denebilecek, dolayısıyla içeriden denetlenemeyecek, teşkilat, siyasi fikir veya gelenekle denetlenmeyecek. Bu yüzden de daha çok dış ilişkilere muhtaç olacak ve dışarıdan denetlenebilecek bir aktör istiyorlar. İkinci olarak bu aktörü hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün eleştirilere rağmen sosyolojisinin kopamadığı Kemalist ideolojiden kopmuş bir aktör istiyorlar. Kemalizmin dış politika argümanlarından arınmış. Dolayısıyla Türkiye'yi mesela Ukrayna krizinde ertesi gün Amerika ile birlikte hareket edip Rusya'ya her türlü ambargoyu hatta Amerika'dan da önce hayata geçirecek Amerika'nın işaretiyle ya da yarın öbür gün İran'da bir hal olduğunda yine Amerika'dan İsrail'den önce böyle büyük bir coşkunluk yaşayacak bir aktör istiyorlar. O yüzden de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada tayin edici bir yerde durmasını istemiyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile bir türlü
anlaşabilirler. Onunla da hani bir yol gidebilirler ama yapmak istedikleri şey itibariyle bugün Türkiye'nin etrafındaki havzada yapmak istedikleri şeyler itibariyle başka bir aktöre, başka bir kullanışlı aktöre evet. ihtiyaçları var. O yüzden de Sayın Akşener'in altılı masa içerisinde bir rekabet yürütmesi anlaşılabilir. O Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin değil, kendisinin daha fazla pay alacağı bir formül ortaya çıkarıyor. O yüzden de mesela biz diyor hani Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı seçtirdik. Bu proje bizimdi. Bu proje başarılı oldu. Şimdi de bize bırakın. Yine bizim projemiz olsun. Biz başarılı olalım diyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de bu başarılı olmuş projelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne netice itibariyle fayda getirmeyen, dışarıdaki aktörlere daha fazla fayda getirebilen, yani İstanbul ve Ankara belediyeleri örneklerinde olduğu gibi evet. sonuçlarıyla bir kere daha yüzleşmek yerine elinde bu fırsat varken bu fırsatı kendi hani bildiği istikamette yeniden koalisyon görüntüsüyle Murat Karayalçı'nın söylediği gibi aynı zamanda içeride dışarıda anlaşmış ama onların arzusu Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye'nin içine kapanmış yani Batı ile sadece ilişkileri iyi ama dışarıda herhangi bir aktif faaliyet istemeyen bu manada içine kapanmış bir dış politika çerçevesi istiyorlar ama artık dünya o kadar değişti ki ve yani dünyadaki vesayet aktörleri vekalet verecekleri bu aktöre içine kapanmış bir dış politikayla sınırlı olmayan daha geniş bir alanda istediklerini yaptırabilecekleri bir zemine çekmek istiyor. Yani bence hani anlaşmazlık noktalarından birisi bu dış politika misyonuyla ilgili ve hani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi de bunun farkında. Bunu başka türlü aşmak istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya, efendim İngiltere'ye, Amerika'ya gidip bu ekonomi üzerinden bir ilişki kurma gayretlerinin hepsinde bu eksiği kapama çabası var. Ama netice itibariyle bu aktörlerde Kılıçdaroğlu'na ilişkin bu bakımdan bir güven yok. İkincisi de gerçekten onların hayalindeki, hakkındaki proje o Ekrem İmamoğlu mali liderler seçimlerindeki projenin tekrarını bir kere daha tekrar edip bir siyasi kampanyayla başarılı olabileceklerini düşünüyorlar. O yüzden de burada ısrar edecekler. Eğer Ekrem İmamoğlu olmazsa hani şimdi gerçekten hani evet. tablo hani evet şu an itibariyle geri çekilmiş gibi ama arkasındaki aktörler evet. duruyor. O yüzden de teslim olmayacak. Ekrem İmamoğlu olmasa bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında bir başka aktörü deneyeceklerdir, evet. isteyeceklerdir. Aradaki bu anlaşmazlık durduğu sürece. Hayatın acımasız pratiğinde baba oğlunun nasıl birbirine küs olduğunu mahkemeye gittiğinde biliyoruz. Ayrıca CHP geleneği içinde de yani burada hani lafı uzatmak istemiyorum ama evet. yani Atatürk'le İnönü'nün ilişkisine, İnönü'yle Ecevit'in ilişkisine, Ecevit'le Baykal'ın ilişkisine ve Deniz Baykal'la öne çıkardığı Kılıçdaroğlu'nun ilişkisine nihayet de Kılıçdaroğlu'nun hani bir türlü öne çıkarmak zorunda kaldığı İmamoğlu'yla ilişkisine baktığımızda yani buranın bu işin tabiatında da bir anlaşmazlık olduğunu söylemek lazım. Mahkemenin söylediği gibi yani eğer birisi seni prens diye getirdiyse seni getiren prensi o gücü ortadan kaldırmalısın ki gerçekten prens olabilirsin. Hiç haz etmem, hiç sevmem ama babana bile güvenme lafı vardır dilimizde. Nedim Şener, altılı masada genel başkanlardan birinin üzerinde uzlaşı sağlanma olasılığını görüyor musunuz? Tek aday vurgusu yapılan masanın son yaşananlardan sonra çoklu adayla seçime gitme stratejisini hayata geçirmesi olası mı? Şimdi özellikle İYİ Partili temsilcilerin açıklamalarına bakarsanız İmamoğlu'nun hakkında şu sıfatı kullanıyorlar. Millet İttifakı'nın adayıydı diyorlar. Evet. Yani CHP'nin adayıydı. CHP bir aday buldu. Biz de onu destekledik. Diğer 5 parti hatta HDP 6 parti destekledik falan demiyorlar. Millet İttifakı'nın adayıydı diyorlar. Hatta bugün yine Meral Akşener dikkat dinlerseniz
biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına saygılıyız, masaya geldiği zaman bunu değerlendireceğiz diye bir cümle kullanmıyor farkındaysanız. Yine ağzından İmamoğlu, Mansur Yavaş isimlerini kullanıyor. Dolayısıyla ben oradan yine bundan 1,5-2 ay önce Akşener adayla ilgili karar masadan çıkacak dediğinde bir yazı yazmıştım. Evet, karar masadan çıkacak ama aday değil diye. Çünkü Kılıçdaroğlu'na... Özür dilerim Nedim Bey. Buyurun. Hani Millet Buyurun. İttifakı meselesi teyit etmek için baktım. Bugün Mansur Yavaş'ın açıklamasında da var. Yani diyor ki, bakınız Millet İttifakı olarak birlikte kazandık Sayın Akşener'e cevap verirken. Tabii. O da bu çerçeveye aynen. vurgu yapıyor. Buyurun. Aynen, oraya doğru toparlanacak. Dolayısıyla bakın, küresel sistemin bu kadar çok istediği bir eleman varken, hayır o değil, ben sizin adamınızım diye çırpınan Kılıçdaroğlu'nu kimse tercih etmez. Çünkü karşımızdaki savaş, seçim, öyle bir seçim. Bu böyle Türkiye, sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ile değil, bütün küresel senaryonun yeniden yazılacağı bir seçim süreci yaşayacağız. Bölgesel senaryoların, ya şöyle düşünün, Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti sırasında söylediği bir laf var. Biz Ukrayna'yı tutmalıydık bu savaşta diye. Yani Rusya'ya yaptırım uygulamalıydık diyor. Amerika ile siz Fuat Bey, dış haberler kökenlisiniz. Amerika'dan en çok hazine temsilcilerinin gerek Türkiye'ye gelerek gerek yurt dışından yaptığı açıklamalarda ne istiyorlar? Rusya'ya yaptırımları Türkiye uygulamaları, yoksa o da yaptırımla karşılaşır. Evet. Yani oraya doğru sürüklemek istiyorlar değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla buna uygun iktidar hangisi? Kılıçdaroğlu'nun söyleminin iktidara gelecek partiler. Yani örneğin Akşener'in biz Rusya'dan niye S-400 alıyoruz demesi gibi, veya en başta biz NATO müttefikiyiz, orada Rusya'ya yaptırım uygulamalıydık diyen evet. Akşener değil mi? Evet. Bunu ilk defa o söylemişti. Sonra Kılıçdaroğlu Amerika gezisi sırasında söyledi. Yani biz küresel sistem, küresel bir şey var. Bir durum var. Bir durum değişikliği var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmadan önce Biden seçim sürecinde bunu haritasını çizdi arkadaşlar. Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz dedi açık aleni bir şekilde. Tabii. Yani ben Amerika'yı biliyorsam şu anda devredeler. Örtülü ve açık şu anda seçime müdahale sürecini Amerika Birleşik Devletleri başlattı. Nokta. Ya Fuat Twitter'daki rezalet ve skandallara bakarsanız, FBI kendi seçimlerini manipüle etmek için Trump evet. kazanmasın diye nasıl müdahale etmiş FBI? Evet. Yani Biden'ın hak aleyhindeki her şeyi sansürlemiş, buna konvansiyonel medyada dahil, sosyal medyada tamamen sansürletmiş, Pentagon devreye girmiş, Orta Doğu'daki hesaplarla ülkeleri manipüle etmiş, FBI kendi ülkesindeki seçmeni manipüle etmiş. Evet. Yani burayı boş bırakır mı? Yani senin Aslan. Dediğin gibi. Dolayısıyla şu, burada Biden'ın çizdiği, söylediği lafın başlangıcı, Erdoğan bedel ödeyecek. Evet. Erdoğan hesap verecek. Bakın bunların altını özetle çiziyorum. Şunu söylemiyorlar. Biz Türkiye'ye şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Erdoğan bedel ödeyecek. Evet. Bu sefer darbe değil. Seçim yoluyla ve muhalefeti destekleyeceğiz. Peki. İşte Kürt liderliğini destekleyeceğiz falan diye. Dolayısıyla Peki. bu senaryo karşımızda. Peki. Bunların da adamı, bakın bunların da şöyle... Politik bilinci son derece dağınık. Hani siyasi kimliğine bakarsanız köken evet. itibariyle evet. sağdan CHP'ye kadar gelmiş ve henüz kendini şey olarak bir siyasi lider olarak ispatlamamış ama her türlü şeye hazır. Her şeye hazır bir figür var. O da İmamoğlu. Peki. Demin Murat Bey'in çizdiği tabloda olduğu gibi, özür dilerim, Kılıçdaroğlu bazı şeylere uymayabilir. Evet. İşte Kemalist dedikleri Atatürkçü kesimlerin etkisinde kalabilir. O yüzden kullanabilecekleri bir kişi lazım. Süren o da İmamoğlu. Dolayısıyla bu mücadelede Akşener de bu söylemleri temsilcisi olan birisi. Peki. Dolayısıyla onun adayının İmamoğlu olacağı ve masaya getireceği veya Mansur Yavaş olacağı çok açık. Peki. Abdurrahman Babacan, alacağınız olsun hocam. 1,5 dakika. Buyurun. Yabancı değilsiniz siz. Evet. Yani burada tabii estağfurullah. Ya söylenenlere katılıyorum. Hakikaten meseleye ilişkin birçok boyut var. Uluslararası boyut önemli. Ben de daha ziyade önemli olan tarafın uluslararası boyut olduğu kanaatindeyim. Ha bu şu demek değil tabii ki. Yani
Türkiye'nin kendine ait bir seçmeni var. O seçmen bunları görecek. Bunlara dair bir nihayetinde bir karar verecek. Bundan yana şey değilim ama söylemeye çalıştığım şu. Yani Türkiye'nin son dönemlerde özellikle yeniden o Murat Bey galiba az önce soğuk savaş vurgusu yaptı. Soğuk savaş vurgusunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Yani ABD'nin kurguladığı tahayyülde Türkiye nereye oturuyor? Ben bu soruyu önemsemek lazım. Çünkü Türkiye siyasi tarihi, darbeler, darbe sonrası ara rejimler, o geçişler, ardından yeniden müdahaleler, yeniden dizaynlar, daha yakın zamanda yaşadığımız süreçler, 2012'den beri neler yaşıyoruz bunu, an beyan yaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi, yani artı muhalefet cenahından gelen hem savunma sanayine ilişkin, hem Türkiye'nin dış politika aktivizminin geleceğine ilişkin konumlandırması, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Kafkasya hattı, hatta bundan sonra açılabilecek o Pasifik tarafı, bunların hepsi yani enerji jeopolitiği, enerji meselesi, yani bunların hepsi totalde esasen aslında seçimin ana fotoğrafını bize verecek ve bu ana fotoğrafta da seçmenler bir tercihte bulunacaklar. Fakat burada özellikle muhalefet cenahı açısından çok daha doğru bir siyasi vizyon üretmek ve ülkeye ilişkin bir kaygı taşıyacak bir vizyonu halka ikna etmek gitgide zorlaşıyor. Muhalefet bunun farkında değil gibi görünüyor şu an. Evet. Ve bu da kendilerine eksi yazacak gibi görünüyor seçimde. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Abdurrahman Babacan ve değerli meslektaşım Nedim Şener. Çok çok teşekkürler katkınız için. TRT Haber'de Gece Bakışı saat başında devam edecek. TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bir kez daha iyi geceler, bir kez daha merhaba. Ben Fuat Kozluklu. Aynı zamanda TRT Radyo Haber'le ortak yayındayız. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 24'ü. Takvim yaprakları da yılın 356. günü olan 22 Aralık 2022 Perşembe'yi gösteriyor. Ve Gece Bakışı'nın ikinci dilimine gündemin önemli başlıklarından bazılarını hatırlatarak başlıyoruz. Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi. Asgari ücret, evet, Türkiye'de direkt 7 milyon genelde ise herkesi ilgilendiren bir konu. Asgari ücretle ilgili tüm alanlarda değerlendirmeler yapıldığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İnşallah hayırlı bir neticeye varırız. Herkesin söylediğiyle adım atacak halimiz yok dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin NATO görevindeki Türk uçaklarına tacizine bir kez daha sert tepki gösterdi. Yunanistan, NATO'nun temel ilkelerini hiçe saydı, küstahlaştı dedi. Kayseri'de konuşan Bakan Hulusi Akar, NATO müttefiklerine de tarafsız, objektif, makul, mantıklı yaklaşımlarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum diye çağrıda bulundu. Ayrıntıları birazdan. Elon Musk'ın Twitter'ın yeni sahibi olmasıyla başlayan yakın dönem ifşalarındaki 8. dosya, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, bir diğer adıyla Pentagon'un teröre desteğini bir kez daha çarpıcı bir biçimde apaçık ortaya koydu. Teröre desteğini. Buna göre Twitter, Pentagon'un talebiyle Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına müdahil oldu. Pentagon'un ilettiği hesaplara mavi tik vererek koruma sağlandı. Terör örgütü YPG, PKK bağlantılı hesaplar da koruma sağlananlar arasında bulunuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri her anlamda terör örgütünü destekliyor. Evet, bunlar gündemin öne çıkan başlıklarından bazılarıydı. Bu başlıkların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı Maratonu'nun ikinci bölümü hemen başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu. Asgari ücretle ilgili tüm alanlarda değerlendirmeler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah hayırlı bir neticeye varırız. Herkesin söylediğiyle adım atacak halimiz yok." dedi. Cumhurbaşkanı enflasyonun önümüzdeki aylarda tepe taklak aşağıya ineceğini de vurguladı. Büyük ihtimalle yarın
asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Milyonların merakla beklediği asgari ücret için tarih verdi. Milletimize ne söz verdiysek yerine getirmeyi sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Kuliste de asgari ücret gündemindeydi. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Teşekkürler. Teşekkürler. Sırtındaki olmayanlar rahat konuşuyor. Ama bizim sırtımızdaki ise 85 milyonun yaşadığı sırtı. Eğitimden sağlığa, adaletten, emniyetten, ulaşımdan, tüm altı çocuklarına sonlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak. Erdoğan grup toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin de kısa sürede çözüleceğini söyledi. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Hayat pahalılığının fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık ifadesini kullandı. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'ü diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz oranını %9'a indirdiğini hatırlattı. Yıl sonu için ekonomideki büyüme beklentisinin %4-5 oranında olduğunu belirtti. Yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümenin önemine dikkati çekti. Yatırımcının başımızın üzerinde yeri var. Üreten, katma değer ortaya koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var. İstihdam sağlayan, İstihdamı artıran her gayretin başımızın üzerinde yeri var. İhracatı artırmaya dönük her adımın başımızın üzerinde yeri var. Bunları krediyle, teşvikle, hibeyle desteklemek boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı asgari ücret ilişkin açıklamasını ekranlarınıza taşıdık. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği bu sürece ilişkin akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmeye ilişkin ne öğrendik, ne biliyoruz? TRT Haber muhabiri Muhammed Ali Pehlivan haber merkezinden aktaracak. Muhammed Ali, seni dinliyoruz. Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yok, ancak şunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki haberimizde de izleyicilerimizin gördüğü gibi bugün asgari ücretin açıklanacağını söyledi. Bu bilgi elimizde var. Asgari ücret gündemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Geride bıraktığımız günde de akşam saatlerinde bu görüşmenin olacağını söylemişti ve asgari ücretin belirleneceğini söylemişti. Şimdi bu yeni günde de asgari ücret belirlenmiş olacak. Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 kez toplantı, son toplantı 20 Aralık'taydı. Toplantı sonrasında aslında açıklanması bekleniyordu, ancak uzlaşı sağlanmadı. İşçi kesimini temsil eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay kamera karşısına geçti ve 9 bin lira olması teklifinde bulundu. İlk kez bir rakam söyledi ve bunun altında imza atmayacağız, masada olmayacağız demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konu üzerine herkesin söylediğiyle adım atamayız dedi. Sırtımızda 85 milyonu taşıdığımız bir küfe söz konusu dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Akşam saatlerinde de bu görüşmeyi işaret etmişti. Burada asgari ücretin netleşmesi bekleniyordu. Asgari ücret ele alındı. Yeni günde de 2023'te geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor Fuat Kozluklu. Evet, Muhammed Ali Pehlivan'a teşekkür ediyoruz. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat 2022 04 sularında işgal ve istilasıyla
korkunç bir savaş başladı. 10 binler hayatını kaybetti. Kaybetmeye devam ediyor savaş. 301 gündür sürüyor. Ve bu savaştaki en büyük destekçisi Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski savaşın başından bu yana ilk kez Ukrayna dışına çıktı. 300. günde ülkesinden ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Zelenski şu an Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Beyaz Ev'de görüşüyor. İki liderin görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplaması bekleniyor. Görüşmeye ilişkin detaylar için kameralarımızı Washington'a çeviriyoruz ve sözü meslektaşım Ali Artmaz'a bırakıyoruz. Evet Fuat Kontuklu, sen de usta bir gazeteci olarak aslında özeti çizdin. Amerika Birleşik Devletleri başından beri maddi manevi her anlamda en fazla destek veren ülke. Hemen bayrakları görüyorsun. Washington'ın bütün ana caddeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna bayraklarıyla donatıldı. Ve o görüşme de yaklaşık bura saatiyle 14 gibi başladı. 2 saati geçiyor. Görüşmenin öncesinde çok kısa açıklamalar yaptılar. Özellikle Biden Amerikan halkının Ukrayna'nın yanında olduğunu ve adil bir barış konusunda da desteğimiz devam edecek dedi. Yine Zelenski'den teşekkür geldi hem Biden'a hem Amerikan halkına. Hatta oradan bir madalya getirdi oradaki bir askerden. Onu da Biden'a hediye etti. Şu ana kadar aldığımız o 2 dakikalık görüntü. Ama ne konuşuluyor tahmin etmek çok zor değil. Çünkü son birkaç haftadır en önemli gündem maddesi Ukrayna'nın istediği Patriot'ları ABD verecek mi vermeyecek mi, artık onun cevabını aldık. Biraz da bu ziyaret onun çerçevesinde aslında gerçekleşti diyebiliriz. Çünkü bir dönüm noktası olacak büyük ihtimalle savaşta. Sabah saatlerinde Biden imzaladı. 1.85 milyar dolarlık yeni bir askeri paket. Bunun birinci sırasında da bir adet Patriot savunma sistemi ve mühimmat şeklinde bir madde var. Aşağıya doğru liste uzayıp gidiyor. Onlarca işte değişik silah mekanizmaları var ve toplamda da ABD'nin yardımı savaşın başından beri 22 milyar dolara ulaşacak. Büyük ihtimalle bu konuyu konuşuyorlar ve bundan sonra ABD nasıl destek verecek, savaş nereye evrilecek bunu göreceğiz. Ama ABD bu kadar silah desteğini devam ettirdiğine göre büyük ihtimalle Ukrayna'da geri adım atmayacak gibi görünüyor. En azından dünya adına bundan sonra olumsuz bir sürecin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu görüşmeden sonra yaklaşık 20-25 dakika sonra iki lider kameranın karşısına geçecek. Orada daha fazla detay verecekler ama akşam saatlerinde bura saatiyle yaklaşık 19-19.30 gibi de kongreye hitap edecek. Aslında birkaç ay önce video konferans yöntemiyle kongreye hitap etmiş ve ayakta alkışlanmıştı. Ardından eşi geldi. O yüz yüze burada bir hitap etmişti. İlk defa ülke dışına çıkıyor ve ilk defa da bir ülkenin meclisinde de konuşma yapmış olacak. Tabii duyumlar var. Belki bazı Avrupa ülkelerine gitme durumu var. Bundan sonraki süreçte Zelenski en azından şunu da insani olarak altını çizmek lazım. Bir lider ama o da bir insan. Belki de kendisini ilk defa o da ülke dışına çıkarak ve en büyük müttefiyle bir araya gelerek motive etmiş olacak ve bundan sonra gözlerimiz hem buradan çıkacak mesajlarda hem de bundan sonra Zelenski'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın seyrini nasıl değiştireceğini biz de merakla takip ediyor olacağız açıkçası. Ali Artmaz, eğer hibe değilse Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yardımları bir yerlere not ediliyor. İleride Ukrayna'dan bunlar alınacak. Yani Ukrayna halkı hem canını veriyor şu anda. Tarifsiz bir bedelden söz ediyoruz. Bir trajediden söz ediyoruz. Hem de ileride hayatta kalanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gönderdiği parayı, pulu, silahların bedelini onlarca yıl ödemek zorunda kalacak. İlginç iki kare fotoğraf. Yanılıyor muyum? Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık
uçak filosuna ait bir uçaktan indi Zelenski. Anlaşılır bir şey. Ülkesinden uçakla gelecek hali yok şüphesiz. Amerikan istihbaratının da desteğinde, korumasında ülkeyi terk etti ve ülke dışına çıktıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin görevlendirdikleri isimler Zelenski'yi aldılar ve başkanlık filosuna ait bir uçakla Washington'a getirdiler. Uçaktan inişte üzerinde siyah tonlu bir mont var. Ama Beyaz Ev'de şöminenin önünde verdikleri fotoğrafta ise Zelenski Ukrayna'da nasıl kameraların karşısına hep askeri kıyafetlerle geçiyor bir başkomutan olarak. O kıyafetleri görüyoruz. Yani ilginç bir kamu diplomasisi PR çalışmasının da sergilendiğini Amerika Birleşik Devletleri yönetimi altında, idaresinde görmekteyiz. Türkiye saatiyle yaklaşık 15-16 dakika sonra kameraların karşısına geçecekler değil mi? Evet, son bir iki rakam daha vereyim izninle. Önümüzdeki dönem bütçesi için, yani önümüzdeki yılın bütçesinde de yaklaşık 38 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi vardı. Çok ilginçtir. Kongre daha da cömert davranarak bunu 45 milyar dolara çıkardı. Hani sen o rakamlardan bahsettin. Bunlar tabii ki hibe değil. Bunlar ileriye yönelik uzun vadeli borçlar olarak düşünebiliriz. Ve 2014 yılından beri toplamda yaklaşık 100 milyar dolarlık ABD yardım yapmış görünüyor. Yani bunlar bir ülkenin bütçelerinin çok çok üzerinde rakamlar. Ve yine ilginç, sen de vurguladın. 2021 yılında yine ortalık karışmadan önce Zelenski'nin yine buraya bir ziyareti ve orada takım elbiseyle bir başkan ifadesiyle gelirken, sen de belirttin, hep o giydiği yeşil haki kıyafetiyle, bu sefer daha başkomutan edasıyla bir PR çalışmasında ben de fark ettim. Bakalım bundan sonra ne olacak? Özellikle Zelenski'nin ben Biden'la yapacağı konuşmadan ziyade Kongre'deki yapacağı konuşmanın daha duygu yüklü, daha dünyaya mesaj veren ve o PR'ı daha ön plana çıkaran bir konuşma olacağını düşünüyorum. Orası da oldukça önemli. Evet, Ali Artmaz'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Ev'de, Oval Ofis'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşmesi devam ediyor. Yaklaşık 14-15 dakika sonra uluslararası kamuoyunun önünde, kameraların karşısında açıklama yapacaklarını biliyoruz. Ekranlarınıza taşıyacağız. Saatlerimiz 00.16'yı gösteriyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonla mücadele için önlemler alındığını vurguladı. Enflasyonun boynunu kırdık. Önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini göreceğiz dedi. Bakan Nebati, istihdam ve ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarına ulaşıldığını da vurguladı. Aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Enflasyonun boynunu kırdık dedi. Mücadelede kararlılık vurgusunu yineledi. Önümüzdeki aylara işaret etti. Enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin bir şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımında konuştu. Bütçede uygulanan disiplin politikasının sürdürüleceğinin mesajını verdi. Bankaların güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörü desteklediğini belirtti. Bugün istihdamımız 31,2 milyonla ihracatımız da 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmıştır. Nebati, Türkiye ekonomi modeline de değindi. İlk yılı başarıyla tamamladık. İktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruz dedi. 17 Şubat 2023 tarihinde İzmir'de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yine aynı binada 100 sene evvelki heyecan ve inançla bir büyük iktisat kongresini düzenleyeceğiz. Kongrede geçen yüzyılın değerlendirilmesi yapılacak. Türkiye yüzyılının nasıl olacağına ilişkin bir yol haritası da önerilecek.
Bakan Nebati, kongrenin düzenlendiği tarihi binanın belediye tarafından 1979 yılında yıktırıldığını hatırlattı. Binanın aynı yerinde ve aslına sadık kalacak şekilde inşa edildiğini belirtti. Onlar yıkıyor, biz inşa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak dedi. Doğalgaz fiyatlarına yılbaşında zam yok. Yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe Ocak ayında zam yapılmayacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefine de bir yıl içinde ulaşılmasının planlandığını vurguladı. Doğalgaz fiyatlarından sondaj çalışmalarına, Türkmen gazından Türkiye'nin enerjide merkez ülke vizyonuna kadar birçok konu gündemindeydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtladı. Şu anda çalışıyorlar. İlk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz. Fatih Dönmez, enerji arama faaliyetlerinin de hız kesmediğini söyledi. Yeni yılda bu alanda vites yükseltileceğini belirtti. Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu'da da, Ege'de de, Doğu Anadolu'da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2022'de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023'te 134 arama, 73 üretim, toplam 207 kuyuya çıkacağız. Enerji Bakanı'nın gündeminde uluslararası projeler de vardı. Türkiye'nin enerji merkezi olmasına ilişkin vizyon için ilk kez tarih verdi. Hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, memnun edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. Bizim planımız bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz. Ve Türkmenistan gazının Avrupa'ya ulaştırılması. Çalışma grupları hızlıca tüm alternatifleri masaya yatıracak. Ondan sonra 3 bakan bir araya gelip değerlendireceğiz. Sonrasında da bu raporu tüm boyutlarıyla liderlerimize aktaracağız ve son değerlendirmeleri 3 lider birlikte yapacak. Beklentimiz Hazar'ın doğusundaki kaynakların da hem Türkiye'ye hem de ihtiyaç halinde pazarlara götürülmesinden yana. Rekabet Kurumu zincir marketlerdeki fiyatlara ilişkin soruşturmayı tamamladı ve 13 işletmeye marketlerdeki fiyatları yükselttikleri gerekçesiyle yaklaşık 879 milyon lira para cezası verdi. Haksız rekabetin önüne geçmek için basıldı düğmeye. Aralarında 5 zincir marketin de bulunduğu 20 şirkete Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı. Şirketler sözlü savunmalarını 6-7 Aralık'ta yaptı. Hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma heyeti 5 zincir markete daha önce 2 milyar 700 milyon lira ceza kesildiği gerekçesiyle yeni bir cezanın uygulanmaması gerektiğini belirtti. Bu kez ceza tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsten 13'üne kesildi. Rekabet Kurumu hızlı tüketim malları sektörüne yönelik soruşturmada 13 teşebbüse toplamda 878 milyon lira idari para cezası verdi. 15 teşebbüsten 13'üne kesildi. Söz konusu firmaların dolaylı şekilde marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep oldukları belirlendi. Kısa adı KamuSen olan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Önder Kahveci, Ocak ayı itibariyle kamu çalışanlarına ilave zam yapılmasının zaruri olduğunu söyledi. Vergi diliminin %15'te sabitlenmesine yönelik önerilerini kamuoyuyla paylaştı. KamuSen heyeti taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le paylaştı. Ek zam, sözleşmeli personele kadro, vergi dilimleri. Yeni yıl yaklaşırken kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren konularda görüşmeler sürüyor. Taraflar taleplerini paylaşıyor. KamuSen heyeti de kamu personelinin talepleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaydı. Bakan Vedat Bilgin'le yapılan görüşmede başta ek zam olmak üzere talepler iletildi. Ocak ayı itibariyle çalışanlarımıza ilave bir zam yapılması artık zaruri bir hal almıştı. Bununla birlikte
çalışanlarımızın alım gücünü artırabilmek için de mutlaka artık ücretlerde refah payı uygulamasına geçmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Kamu Sen Genel Başkanı Kahveci görüşme sonrası yaptığı açıklamada kamu görevlilerimizin %15 vergi diliminde sabitlenmesi gerek dedi. Kahveci, kamuda 32 farklı statüde istihdam edilen personel olduğuna dikkati çekti. Sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin kapsayıcılık vurgusu yaptı. Bizim talebimiz hiç kimse dışarıda kalmadan tamamının kadroya geçirilmesi. Bir diğer talep de birinci dereceye düşen kamu çalışanlarının ek göstergelerinin de 3600 olması. Sayın Bakan da bu talebi makul karşıladı. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bununla ilgili de bir gelişme sağlanacağı kanaatimizi taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiç kimsenin Türkiye'yi eski yasakçı günlerine geri döndüremeyeceğini söyledi. Ülkesi ve milleti için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Biz bu görevde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve tüm insanlığın istifadesi için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'ye ve Türk kültürüne katkı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri var dedi. Sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi ve ekledi. Eski Türkiye'de gadre uğramış, ötelenmiş, hor görülmüş hangi fikir, sanat ve spor insanımız varsa hiçbir ayrım yapmadan hepsine biz kucak açtık. Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı tek düzeliğe mahkum eden, kültür hayatımızı çölleştiren ideolojik bağnazlığa da son verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde kürsüdeydi. Türkiye yüzyılının sanatın da yüzyılı olacağının altını çizdi. Halka tepeden bakan, sürekli milleti aşağılayan, elitist zihniyet gerileyip cumhurla cumhuriyet arasındaki mesafe kapandıkça hamdolsun bundan ülkemizin kültür sanat hayatı da olumlu etkilenmiştir. Törende çeşitli kategorilerde ödülleri sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Müzik alanında Ajda Pekkan, resimde Süleyman Saim Tekcan, sinemada Yılmaz Erdoğan, tiyatro alanında Ayla Algan, dans ve balede Tansa Türk, karikatür ve animasyon dalında Varol Yaşaroğlu ödüle layık görüldü. Yavuz Bülent Bakiler Edebiyat, Hayrettin Karaman İlim ve Kültür, Hilmi Şenalp Mimari, Sevan Bıçakçı Zanaat, Gülbün Mesera Geleneksel Sanatlar, Ömür ve Yunus Emre Akkor Kardeşler ise gastronomi alanında ödül aldı. Aşık Veysel'in Vefa Ödülü Halk Ozanı'nın torunu Çiğdem Özer'e tevdi edildi. Böyle bir değerin yaşadığı dönemde sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır. Bu yılki vefa ödülümüzü büyük usta Aşık Veysel'e vererek aynı zamanda bir ayıbı temizliyor, devlet olarak kendisine şükran borcumuzu da ifa ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selin vurduğu Antalya Kumluca'daki vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Felaketin ardından yardım gönderen tüm partilerden yerel yöneticilere teşekkür etti. Ana muhalefet lideri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış törenine de katıldı. Burada da oldu bir felaket, doğru. Belediyelerimizin hepsi burada yardıma koştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketinin vurduğu Antalya'daydı. Selden en çok etkilenen Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret etti.
bütün belediye başkanlarına kimsenin hakkını yemek istemem. AK Partili belediye başkanlarının da buraya araç gereç gönderdiklerini biliyorum. Onlara da yürekten hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Çünkü biz bir aradayız. Farklı düşünebiliriz ama bir yerde felaket olduğu zaman hep beraber yardıma koşmak zorundayız. Kılıçdaroğlu ziyaretlerinin ardından kent merkezinde toplu açılış törenine katıldı. Geçmiş olsun dileğini yineledi. Bugün buraya gelirken, daha doğrusu bugün bu salona gelmeden önce Kumluca'ya gittik, Finike'ye gittik. Kumluca bir malum bir sel felaketi yaşadı. Hem alanı görmek, hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın sardıkları yaraları görmek, insanları dinlemek, onlarla oturup bir çay kahve içmek gibi bir ortam yaratıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiği Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki arsasının tapusunu federasyon yetkililerine teslim etti. Açıklama Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Devlet Bahçeli'nin daha önce Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arsayı Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurduğu hatırlatıldı. Genel Başkanımız bila bedel hibe edeceği arsanın tapusunu Horasan Erenleri Federasyonu'na teslim etti denildi. Bahçeli ile federasyon yetkilileri arasındaki görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. İmamoğlu'na verdiği desteği eleştirenlere seslendi. Ama siz fakatsız onun yanındaydık. Yarın da aynı yerde olacağız dedi. Bu yüzden İYİ Parti olarak biz de amasız fakatsız onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik. Haberi alır almaz yola çıktık. Gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğin ardından gelen eleştiri ve yorumlar vardı. Desteğini sürdüreceğini söyledi. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Kim ne derse desin, yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Milletle beraber yol yürüyorsanız bereket olur dedi. Değerli dava arkadaşlarım, bereket milletin olduğu yerde olur. Milletin kalbinin, vicdanının ve iradesinin dinlendiği yerde bereket olur. Millete rağmen değil, milletle beraber yol yürüyorsanız bereket olur. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin bilgilendirme, istişare ve dayanışma toplantısında konuştu. Türkiye ekonomisiyle ilgili veriler paylaştı. Destici, Avrupa Birliği ülkeler arasında ekonomik büyümesi en fazla olan ülke, Türkiye dedi. Ekonomimiz büyüme performansı açısından dünya genelindeki en iyi birkaç ekonomiden biri olma durumundadır. AB ülkeleri arasında ise ekonomik büyümesi en fazla olan ülke Türkiye. İşte savunma sanayinde yapmış olduğumuz hamleler ortada. Daha birkaç gün önce ilk insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'yı uçurduk. SİHA'larımız göklerde bizden izinsiz adeta kuş uçurtmuyor. Yerdeki karıncayı takip ediyor. Terörle mücadeleye büyük katkı sağlıyor. HDP milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alındı. Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik oylama ise bugün yapılacak. Meclis Genel Kurulu Karma Komisyonu'nun HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğine ilişkin talebini gündemine aldı. Güzel adına HDP milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylama için 24 saatlik süreç başlamış oldu. Sürenin sonunda Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine yönelik oylama yapılacak. Üye tam sayısının salt çoğunluğu kabul oyu verirse Güzel'in vekilliği düşmüş olacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin NATO görevindeki Türk uçaklarına tacizine bir kez daha sert çıktı. Yunanistan, NATO'nun temel ilkelerini hiçe saydı, küstahlaştı dedi. Akar, Kayseri'den NATO müttefiklerine tarafsız yaklaşımlarınızı bekliyoruz çağrısı yaptı. Her geçen gün bunlara yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında silahsız olarak görev yapan uçaklarımıza radar kilidi de atılmıştır. Ve tabii gerekli karşılık anında uçaklarımız tarafından verilmiştir. Provokasyon dedi. Yunan jetlerinin NATO görevindeki Türk uçaklarına tacizine sert çıktı. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen 9. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları toplantısında yaptı bu açıklamaları. Yunanistan'ın havadaki provokasyonunu eleştirdi. NATO müttefiklerine çağrı yaptı. NATO müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul, mantıklı yaklaşımını beklediğimizi de burada özellikle ifade etmek istiyorum. P-16'larla ilgili çağrısı ise Amerika Birleşik Devletleri'neydi. F-16 meselesinde de aynı yaklaşımı görmek istiyoruz. Artık ABD tarafından bu konuda olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Milli Savunma Bakanı'nın gündeminde Ermenistan'la normalleşme adımları da vardı. Erivan yönetimine seslendi. Ermenistan'a uzatılan barış ve dostluk elini tutulmasını bekliyoruz. Ermenistan'ın bu Türkiye'nin Azerbaycan'ın uzattığı dostluk elini bir an önce tutmasının hem kendisi hem de bölgenin barışı ve istikrarı bakımından çok önemli. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesini gerektiğini de bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Terör Örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyon düzenledi ve örgütün sözde Sahil Tabur Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da kıskıvrak yakalandı. Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Nokta operasyonlarla sözde sorumlu düzeydeki teröristler etkisiz hale getiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak çalışması neticesinde DEAŞ'lı teröristlerin Hatay'daki farklı örgüt evlerinde ikamet ettiği tespit edildi. Adreslere baskın yapıldı. Örgütün sözde Sahil Tabur Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 8 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Yakalanan teröristler ifadelerinde temin ettikleri silahlarla Suriye'deki Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları yönünde talimat aldıklarını söyledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda fişek, yaşam malzemeleriyle teknik malzemeler ele geçirildi. Kayseri polisi de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Bir aylık teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla 23 üyesi yargılanan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yönelik kayıp bağış davası İstanbul'da görüldü. Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava kapsamında tutuklu olan DİAİDER'in Başkanı Ekrem Baran, eski dernek başkanı Mehmet Şimşek ve Sayman Rıza Oğur'un yargılanmasına dün devam edildi. İddianamede 104.376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği belirtiliyor. Sanık Mehmet Şimşek, çocuklara yönelik derneğe ait dergi çıkardıklarını, bunun satışından gelir sağlandığını söyledi. Bağış toplanmadığını iddia etti. Duruşma, sanık Rıza Oğur'un savunması için ileri bir tarihe ertelendi. Şırnak, Cudi Dağı, Tuşimya Deresi bölgesinde tespit edilen son 8 teröriste
etkisizleştirildi ve Cudi Dağı Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenmiş oldu. Komandolar zorlu arazide arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Baş döndüren sarp yamaçlar, derin vadiler, zorlu arazi yapısına sahip Cudi Dağı yıllardır terörle anılıyordu. Mehmetçik bölgede ayak basmadık yer bırakmadı. Komandolar her taşın altına baktı. Sonunda Cudi Dağı teröristlerden temizlendi. Terör örgütü PKK yurt içinde Eren operasyonlarıyla abluka altında. Güvenlik güçleri yaz kış demeden operasyonlara devam ediyor. Şırnak'ta Kato Dağı kararlı operasyonlarla huzura kavuştu. Gabar'da terör varlığına son verilerek bölge petrol sahasına dönüştü. Ağrı'da da Tendürek Dağı teröristlerden arındırıldı. Sırada Cudi vardı. Mehmetçik bir süredir Cudi Dağı'nda olduğu değerlendirilen teröristlerin peşindeydi. İlk temasta 4 terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra bölge çember altına alındı. Havadan da destek verilen operasyonda bir terörist sağ yakalandı. 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Atak helikopterinin pilotlarını da tebrik et. Çok başarılı bir bence hem güneş güzel hem de durarak çok güzel atış yaptılar. Böylece Cudi Dağı'ndaki son 8 terörist etkisiz hale getirilerek terör varlığı sonlandırılmış oldu. Cudi Dağı Tuşimiya bölgesindeki operasyona şehit jandarma teğmen İsmail Can Akdeniz'in ismi verilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin teğmen İsmail Can Akdeniz'i şehit eden Ayşe Kapar olduğu belirlendi. Cudi Dağı'nda komandoların arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor. Bir mağarada 13 uzun namlulu silah ele geçirildi. Evet, saatlerimiz 00:40'ı gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. Bir ailenin daha katılmasıyla nöbetteki aile sayısı 346 oldu. Muş'ta da aileler evlat nöbetinde 87 haftayı geride bıraktı. Sayıları her geçen gün artıyor. Umutla çocuklarına kavuşacakları günü bekliyorlar. Çocukları daha kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor. HDP il binası önündeki eyleme bir aile daha katıldı. Aile sayısı 346'ya yükseldi. Erzurum'dan Diyarbakır'a giden Zahide ve Niyazi Kaplan 2015'te kandırılıp daha kaçırılan oğulları barış için oturma eylemi başlattı. İstanbul'a çalışmaya gitmiş, oradan kandırmışlar götürmüşler. Lokantada çalışırdı, oradan kandırmışlar götürmüşler. Barış, oğlum gel, seni kandırmışlar. PKK, HDP seni kandırırlar, dağa çıkartırlar. Gelmeyene kadar biz buradan gitmeyeceğiz. 3 Eylül 2019'dan bu yana devam eden evlat nöbetinde 39 aile çocuğuna kavuştu. Diğer aileler de umutla ve sabırla bekleyişini sürdürüyor. Muş'ta da aileler 87 haftadır evlat nöbetinde. Son katılımla sayıları 43'e yükselen aileler evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmede kararlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamalarına katıldı. Biz de kameralarımızı şimdi Üsküp'e çeviriyoruz ve muhabir arkadaşımız Esra Hasipi, yayın konuğu Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'la birlikte bizi bekliyor. Bu önemli güne ilişkin mesajı almak üzere sözü hemen kendilerine bırakıyoruz. Evet, Türkçe Eğitim Günü 2007 yılından bu yana Makedonya Türklerinin milli bayramı olarak kutlanıyor. Her yıl hem Makedonya'dan hem de Türkiye'den üst düzey konukların katılımıyla etkinlikler düzenleniyor. 15. Yılına rast gelen bu yılki kutlamaların onur konuğu da
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop, kendisi şu an yayın konuğumuz aynı zamanda. Efendim, öncelikle hoş geldiniz Kuzey Makedonya'ya. İki günlük bir ziyaret, evet. Resmi temaslarınız da vardı. Evet. Bugün de Makedonya Türklerinin Milli Bayramı vesilesiyle hem kutlamalara hem de törenlere katıldınız. 21 Aralık'a ilişkin, Türkçe Dil Bayramı'na ilişkin mesajınızı alalım sizden öncelikle. Tabii bu topraklarda Türkçe çok eski dönemlerden, hatta burada bir röportaj vardı. İstanbul'da bir muhabir soruyor, Türkçeyi nereden öğrendin diye. O da diyor ki biz İstanbul'dakilerden önce burada Türkçe konuşuyorduk 100 sene önce. Dolayısıyla Türkçe buranın kadim bir dili. Buranın kültürünün oluşmasında, topraklarının yoğrulmasında Türkçemizin çok büyük etkisi var, tesiri var. Aynı zamanda tabii buralarda bizim tarihi mirasımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi taşıyan dilimiz. Buradaki Türk toplumu için anayasal bir eğitim hakkı olarak Türkçe tanınmış. 1944'ten itibaren burada kullanılıyor ama dediğiniz gibi 2007'den itibaren de bir resmi tatil, aynı zamanda Türkçe Eğitim Bayramı olarak kutlanıyor. O tarihlerden itibaren tabii farklı siyasi partiler var burada. Onların üstlenmesi yerine burada Türk Sivil Toplum Kuruluşlarını toplayan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği diye, MATÜSİTEP diye bir üst çatı kuruluş var. O kuruluş düzenliyor bu programı. Ben de o tarihlerden itibaren birkaç aksamayla beraber hepsine gelmeye çalıştım bugüne kadar. Meclis Başkanı seçildikten sonra da 2019'dan itibaren 4 defa oldu. Meclis Başkanı olarak katılıyorum. Makedonya çok dilli, çok kültürlü, farklı inançlara sahip insanların bir arada yaşadığı, barış içinde yaşadığı bir toplum burada. Kıbrıs Türkleri şehitlerini anıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarihe kanlı Noel olarak geçen 21 Aralık 1963 barbarlığının 59. yılında şehitlerin anısına törenler düzenlendi. Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve devlet erkanı katıldı. 21 Aralık 1963 tarihi Kıbrıs Türkleri için en karanlık günlerden biriydi. Yunan albay Grivas ve çetesi Kıbrıs Türk halkına karşı kanlı bir saldırı başlattı. Tabip subay Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen 3 çocuğu, eşi ve 364 Kıbrıs Türk'ü şehit edildi. 21-25 Aralık tarihleri arasında şehit düşenler Lefkoşa'da düzenlenen törenlerle anıldı. Lefkoşa'daki ilk tören şehitler anıtı önünde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı. Anma Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Törende konuşan Tatar, 21 Aralık'ın Kıbrıs Türklerinin en acı günlerinden biri olduğunu kaydetti. Makaryoslar, Papadopouloslar, Grivaslar, Yorgacistler, Samsunlar, Eukacılar, Kıbrıs Türk halkını yok etmek için soykırımdan geçirmek suretiyle bizleri toplu mezarlarda, bizlerin bu adadan yok edilişini görebilmeleri için bütün uluslararası anlaşmalara rağmen Akritas planı ile bizlerin sonunu hazırlamak için hepsi iş başındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta 59 yıl sonra Doğu Akdeniz'de milli bir devlet olarak yollarına devam ettiklerini ve yok edilişin son aşamasında ana vatan Türkiye ile var olduklarını söyledi. Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar da Kıbrıs Türk halkının katliamlara, esarete ve göçe tanık olduğunu kaydetti. Kıbrıs'ta bugüne kadar yaşanan tüm acıların ve kanlı olayların tek nedeni Rum ve Yunan'ın enosis hayalleridir. Anma programları hafta boyunca devam edecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Beyaz Ev'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yapıyor, izliyoruz. Support from all across this country. Americans of every walk of life, Democrats and Republicans alike,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herkes, demokratlar, cumhuriyetçiler, hepsi ülkemizin kaynaklarıyla birlikte Ukrayna'ya destek olma konusunda hemfikir oldular. Ukrayna aslında çok daha büyük bir direnişin bir parçası. Amerikan halkı şunu biliyor, eğer böyle bir saldırının eşiğinde, böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalındığında Ukrayna'ya yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir saldırıya kalkışanlar mutlaka bunun sonuçlarıyla da yüzleşmeli. Amerikan halkı her zaman için bu kabadayıların karşısına çıkmıştır. Her zaman için özgürlüğün yanında olmuştur. İşte biz de bunu yaptık. Bu işgalin, bu saldırının başlamasından önce bile biz Ukrayna'ya hep yardımlarımızı yaptık ve kendilerini savunabilmeleri için hazır hale gelmelerini sağlamaya çalıştık. Savunmaya yönelik birçok silah yardımı yaptık. Hem top hem topçu sistemleri, hava savunma sistemleri ve mühimmatları biz Ukrayna'ya verdik kendilerini savunabilmeleri için. Ve daha önce hiç emsali görülmemiş şekilde Rusya'ya karşı ambargolar ve ihracat kontrolü getirdik. Bu savaşın sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilmesi için Rusya'nın. Yaklaşık 2000 tank, yine sayısız zırhlı araç, top sistemleri, yine 2 milyonun üzerinde top mühimmatı, yine 50'nin üzerinde modern roket fırlatma sistemi, hava savunma sistemleri, tüm bunların hepsi Ukrayna'yı güçlendirmek için bizim yapmış olduğumuz yardımlardı. Yine milyonlarca dolar doğrudan doğruya bütçeden yardım yaptık. Ukrayna halkının temel hizmetleri içinde sağlık, eğitim, acil durum personeli, onların işleri içinde biz yardım ettik. 2 milyar dolar doğrudan doğruya Amerikan bütçesinden verildi. Yine bu haftanın başında Dünya Bankası yardımıyla bu yardım ulaştırıldı. Yine insani yardım anlamında milyonlarca Ukraynalı, bildiğiniz gibi Putin'in bu başlattığı savaş nedeniyle evlerinden oldular. Onlara yardımcı olabilmek için bu insani yardım da yapılmakta. Amerika Birleşik Devletleri 200 binin üzerinde Ukraynalıya da kapılarını açtı Mart ayından bu yana. Bu insanlar Ukrayna için birlik programı çerçevesinde ülkemizde barındırılıyor. 374 milyon dolarlık bir acil insani yardım paketi de yine Kongre'nin onayıyla Ukrayna'ya gönderildi. 1,5 milyon Ukraynalı sağlığa, yine temiz içme suyuna ulaşabilsin diye bu yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 2,5 milyonun üstünde Ukraynalıya ulaştık. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dört bir tarafındaki ittifaklarıyla, müttefikleriyle birlikte yardımlarını yaptı. Tüm bunların amacı Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamaktı. Ukrayna Kiev'de, Herson'da, Harkiv'de bu muharebeyi kazandı ve her bir seferinde Rusya'nın beklentilerini boşa çevirdi. Ve Sayın Başkan Zelenski, siz de açık bir şekilde şunu ortaya koydunuz ki, yani barışın peşinde koşuyorsunuz, adil bir barışın peşinde koşuyorsunuz ve Başkan Putin'in ise bu savaşı durdurmak gibi bir niyeti yok. Bu açık. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın cesur halkıyla birlikte olmaya, onları desteklemeye devam edecek ve ne kadar devam ederse etsin Rusya'nın bu savaşı karşısında sizi destekleyecek. Kongre içerisindeki tüm taraflar da sizi destekliyor. Ve çok yakın bir zamanda 45 milyar dolarlık ek bir fonu Ukrayna'ya kullandırmak için genel bir fon
imzalayacağız ve bunun içerisinde Savunma Bakanlığı da kritik mühimmatın satın alınıp Ukrayna'ya gönderilmesi ile ilgilenecek. Bugün Ukrayna'ya vermiş olduğumuz güvenlik yardımında da yeni bir noktaya gidiyoruz. 1.58 milyar dolarlık bir yardım paketiyle birlikte Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ekipmanları Ukrayna'ya göndereceğiz. Mühimmatı Ukrayna'ya göndereceğiz. Bunun içerisinde tank, roket atar ve top mühimmatı da var. Yine aynı zamanda hassasiyet arz eden mühimmatın da gönderilmesi sağlanacak. Aynı zamanda Ukrayna kuvvetlerinin de daha fazla eğitim görmesi ve hava savunma konusunda daha fazla eğitim almasını da sağlayacağız. Yine Patriot bataryaları da önemli bir parçası olacak Rusya'nın bu saldırılarına karşı Ukrayna'nın korunması açısından. Bugün yeni güvenlik yardımıyla birlikte ek olarak 2.2 milyar dolarlık bir insani yardım paketiyle de Ukraynalıların yardımına koşacağız. Ruslar şu anda maksatlı bir şekilde Ukrayna'nın kritik altyapısını hedef almaktalar. Ukrayna halkının ısınma ve aydınlanma ihtiyaçlarını sabote etmekteler. Rusya kış aylarını soğuğu bir silah olarak kullanıyor. İnsanları soğuktan donarak öldürmek istiyor. Son örneği bunun şuydu. Rus kuvvetleri masum Ukraynalı sivillere, çocuklara ve ailelerine saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri ortakları ve müttefikleriyle birlikte Ukrayna'nın acil bir şekilde enerji iletim hatlarını tamir etmesi konusunda onların yardımına koşuyor ve Rusya'nın bu hedefli saldırıları karşısında durmalarını sağlamaya çalışıyor. Adaletin tesis etmesi konusunda da Rusya'nın bu işlemiş olduğu suçların da hesabını vermesi için gerekli adımları dağıtıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında sizin gibi aileler umudun meşalesini taşıyor ve bir gün bu meşale sonsuza dek yanacak. Yılın en soğuk dönemlerinde her zaman için bu gece biliyorsunuz en uzun gece ama bizim umut meşalemiz bu geceyi de aydınlatacak ve gündüze ulaştıracak. İyi insanlar doğru şeyleri yapmak konusunda kararlı olduğu müddetçe bu böyle olacak. Ukrayna halkı çok sıkıntı çekti. Sayın Başkan Zelenski, şunu bilmenizi istiyorum. Amerikan halkı attığınız her adımla sizinle birliktedir ve biz sizinle birlikte kalmaya devam edeceğiz. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Yaptığınız çalışmalar, başarılarınız, bunlar sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için çok önemli ve hep birlikte biz özgürlüğün meşalesini yanık tutmaya devam edeceğiz ve sizinle beraberiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Шановний пане президент. Dear Mr. President, please put on equipment. Once again, Sayın Başkan, Sayın Başkan Biden, kıymetli Hazirun, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler ve beyefendiler, ben Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerikan halkına teşekkürlerimi sunmak için geldim. Ukrayna için bu kadar çok şey yapan bir halka şükranlarımı sunmak için geldim. Amerika ziyaretim gerçekten bizim ilişkilerimiz açısından çok büyük önem taşımakta. Son 30 gün içerisinde biz yeni bir safha başlattık aslında ilişkilerimizde Amerika Birleşik Devletleri ile ve gerçekten
gerçek ortaklar ve müttefikler haline geldik ve bugün tüm bu yapmış olduğum toplantılarda, yapmış olduğumuz görüşmelerde bunu bir kez daha hissettim. Sayın Başkan Biden, ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum size, bize vermiş olduğunuz destek konusunda ve Ukrayna'yı anladığınız için, bizi desteklediğiniz için ve uluslararası koalisyona liderlik ederek uluslararası hukuku uyguladığınız için. Sayın Biden'a, Sayın Başkan'a ben kişisel olarak da müteşekkirim, çünkü kendisi kişisel olarak da küresel camiayı bir araya getirme konusunda önemli adımlar attı. Dünyadaki bütün ülkeler belli bir şekilde pozisyon aldılar ve işbirliğine odaklanıldı, karşılıklı anlayışa odaklanıldı. Bu gerçekten tüm ülkeler için ve hem Ukrayna hem de ABD için çok önemli. Ben Kongre'ye de teşekkür etmek istiyorum. Bütün Kongre'deki bütün partilere desteklerinden ötürü ve kendileriyle de Kongre üyeleriyle de güzel toplantılar yapacağımı düşünüyorum. İşte bu ziyaretimle birlikte ben Kongre'ye de gideceğim bugün. Benim bugünkü ziyaretimdeki bir numaralı görevim Ukrayna'yı önümüzdeki yıl daha güçlü hale getirip özgürlük ve bağımsızlık için savaşmaya devam etmek. Sayın Başkan Biden yeni bir paket açıkladı. Ukrayna'nın savunmasıyla alakalı $2 milyar bir kısım var bunun içerisinde. Bunun en önemli kısmı aslında bu Patriot bataryalarıyla alakalı. Bu bizim hava savunmamızı çok önemli bir şekilde destekleyecek. Bu çok önemli bir adımdır. Bu sayede biz hava sahamızı daha güvenli hale getireceğiz. Zaten tek yolu budur bizim bu terör saldırılarından ülkemizi koruyabilmemiz yönünde. Çünkü bu hava saldırıları enerji sektörümüzü, altyapımızı ve halkımızı hedef alıyor. Bizim çok güzel müzakerelerimiz ve görüşmelerimiz oldu. Burada stratejik adımları da ele aldık Sayın Başkan Biden'la birlikte. Önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor, nelere hazırlıklı olmalıyız diye bunları masaya yatırdık. Ve ben gerçekten ümitliyim. Sayın Başkan, bir kez daha teşekkür ediyorum bu $45 milyar yardım için. Bu çok büyük bir yardım ve umuyorum ki bu finansal yardımı ülkemiz için Kongre onaylayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz her bir dolarlık yardım için teşekkür ediyorum Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri küresel güvenliği de bu sayede güçlendirmiş oluyor. Amerikan liderliği ile birlikte zaten küresel anlamda Amerika liderliği önemli bir rol oynuyor ve bizler de kendi değerlerimizi, bağımsızlığımızı korumaya devam edeceğiz. Kongre'deki değişiklikler olsa da aslında Kongre içerisinde her iki parti de bize destek veriyor ve herkes bizim yanımızda, bunu biliyoruz. Bugünkü toplantılarımıza baktığımız zaman toplantılarımızda biz Rusya'nın bu terörüne karşı durmayı ele aldık. Enerji altyapımızın hedef alınmasına karşı neler yapabileceğimizi ele aldık. Halkımızı korumak için neler yapabileceğimizi ele aldık. Bu anlamda oldukça spesifik olmamız lazım. İnsani yardım şu anda bizim için çok önemli, çünkü ölüm kalım meselesi, hayatta kalma meselesi. Yine ambargoları da konuştuk. Rusya'ya uygulanabilecek, Rusya terör ülkesi olan Rusya'ya karşı hukuki olarak neler yapılabilir, bunları konuştuk. Halkımıza karşı, Avrupa'ya karşı ve özgür dünyaya karşı yapılan bu saldırının bedeli hukuken de ödenmeli ve bir barış formülü konusunda da çalışıyoruz. Bu noktada çok spesifik adımlar var Amerika Birleşik Devletleri bu bağlamda atıp bize yardım edebileceği. Bir barış zirvesi düzenlenme çalışmaları var. Amerikalı meslektaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz bu bağlamda.
ve ülkemizin bütünlüğü için ve uluslararası anlamda hukukun üstünlüğü için yapmış olduğunuz her şey için teşekkür ediyorum. Bizim hava savunma kabiliyetlerimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha kuvvetli olacak. Ayrıntılarını şimdi burada dile getirmek istemiyorum. Neden böyle yaptığımı tabii ki anlıyorsunuzdur ama Sayın Başkan Biden'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize de bu konuya özen gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yaşasın Ukrayna. Yahoo News'tan Alex'le başlamak istiyorum. Birçok soru olacaktır biliyorum. 2022 yılında uluslararası koalisyon Ukrayna'yı desteklemeye devam etti ve yine kongrede de her iki partide desteklemeye devam etti. 2023 yılında bunu nasıl devam ettireceksiniz Sayın Zelenski? Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinde Rus işgali ve savaş başladıktan bu yana geçen 300. günde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ülkesinden ilk kez çıkmış oldu. Zelenski geride bıraktığımız saat dilimlerinde Beyaz Ev'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi ki savaştaki en büyük destekçi Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna için. Ve ardından kameraların karşısına geçti iki lider. Açıklama yaptı. Şimdi de soruları yanıtlıyorlar. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza taşıyacağız. Zelenski'nin bundan sonraki durağının Avrupa Birliği ülkeleri olacağı yönünde spekülasyonlar söz konusu. Evet, şimdi veda zamanı diyoruz. Haftanın 3. gece bakışı bitti. TRT Haber'de saat 23'ten bu yana karşınızdaydık. 2 saat boyunca, yaklaşık 2 saat 2 dakika boyunca yılın 355. günü olan 21 Aralık 2022 Çarşamba'da hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları aktardık. Gece bakışını Ahmet Ocaklı kaptanlığında Yaren Karadaş ve Merve Yaşa Yeşil hazırladı. Yönetmenimiz Mücahit Özen'di. Özgür Tekşen, Şeyma Kaya, Uğur Aslan, Mesur Aras, Murat Çelik, Kaan Sezer, Vahit Telli de katkıda bulunan arkadaşlarımızdandı. Ben Fuat Kozluklu. Güzel ülkemin güzel insanları, yeni günün hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve de bereket getirmesi dileklerimle. Yatacak olanlara iyi uykular, tatlı rüyalar. Yok yatmıyorum diyorsanız Mustafa Özen birazdan karşınızda olacak. Ve hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenler aktarmaya devam edecek. Bizler yılın 356. günü olan 22 Aralık 2022 Perşembe'nin gündemiyle saat 23'te yeniden karşınızda olabilmek umuduyla hepimize güzel bir gece olsun efendim diyoruz. Hoşça kalın, saygıyla.